Bu videoda hücre iskeletinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hücre iskeletinin zaman zaman sito iskelet diye de geçtiğini görebilirsiniz. Sito hücre demek. İskeletinde iskelet olduğunu zaten hemen söyleyebiliriz. Biz genelde Türkçe olarak hücre iskeleti terimini e, kullanıyoruz. Ama sito iskelet terimi de aklınızın bir köşesinde dursun. Onu da birçok bir yerde o şekilde göreceksiniz. Evet. Bütün hücrelerde öyle veya böyle bir çeşit hücre iskeleti bulunuyor bir kere bunu söyleyelim. Fakat biz hayvan hücrelerinde bulunan hücre iskeletine yoğunlaşacağız. Hücre iskeletinin işlevleri vücudumuzdaki iskeletin işlevlerine çok benziyor aslında. Hücre iskeleti ilk olarak hücreye yapısal destek sağlıyor. İkincisi hücre hareketine yardımcı oluyor. Ve üçüncüsü hücre içindeki maddelerin taşınmasına yardım ediyor. Hücre iskeletinin üç temel işlevini işte bu şekilde özetleyebiliriz. Ama ilerledikçe yolda birkaç işlevine daha rastlayacağız, bunu da şimdiden belirteyim. Evet, şimdi bir hücrenin kesitine bakalım ve ilk iş olarak hücre bileşenlerini isimlendirelim. Bu hücre zarı. Bunlar mitokondriler, Burada endoplazmik retikulum var. Üstündeki mavi noktaları görüyorsunuz, değil mi? Onlar da ribozomları temsil ediyor. Artık hücre iskeletini oluşturan yapılara geçebiliriz. Şimdi çeşitli yapılardan söz edeceğiz. Hepsinin ne işe yaradığını kısaca anlatacağız. Sonra da hepsinin tek tek ayrıntısına gireceğiz. Bahsedeceğimiz ilk yapı bu gördüğünüz yeşil tüpler. Bunlara mikrotübüller deniyor. Mikrotübül. Çapları yaklaşık 25 nanometre olan mikrotübüller birçok farklı süreçte işlev görüyor. Mesela mitoz mekiğinde görev alıyorlar. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız endişelenmeyin ileride detaylı şekilde konuşacağız. Mikrotübüller aynı zamanda silleri oluşturuyor. Bu arada siller hücre dışındaki bazı maddelerin hücreden uzaklaştırılmasını sağlayan kılcal yapılardır. Kamçılar da mikrotübüllerden meydana geliyor. Kamçı, hücrenin dışında yer alan ve hücrenin hareket etmesini sağlayan adı üstünde kamçıya benzeyen yapılara deniyor. Yani hücreyi kamçılıyormuş gibi düşünün, çalışsın diye. Evet, bunlara aşina değilseniz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çok yakında hepsini ayrıntılı bir biçimde beraber inceleyeceğiz. Ve mikrotübüller, hücre içindeki madde taşınmasına yardımcı oluyor. Bahsedeceğimiz bir diğer yapı, mavi ile gösterdiğim bu lifsi şeyler. Bunlara ara filamentler deniyor. Çapları 10 nanometre civarında değişiyor. Şimdi, hücre kesitini gösteren bu diagrama bir bakmanızı istiyorum. Belki ara filamentlerin görevini bir bakışta siz de hemen bulabilirsiniz. Evet. Ara filamentler temelde hücreye yapısal destek sağlıyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bu çizimi bir yatak gibi hayal edelim. Üst ve alttaki hücre zarı yatağın üst ve alt yüzeylerini temsil ediyor olsun. Ve bu yatağın sadece havayla veya sert olmayan bir maddeyle dolu olduğunu varsayalım. Hatta belki bu yatağın bir yerlerinde bir delik vardır. Yatağa oturacak olursak, havanın bir kısmı ne yapar? Puf böyle dışarı çıkar ve kalktığımızda yatağın yassı bir şekil aldığını görürüz. Oysa çoğu yatağın içinde metal yaylar bulunur. O nedenle üstüne oturduğumuzda yatak biraz yassılaşır ama kalktığımızda ne yapar? Tekrar eski haline döner, değil mi? Çünkü içindeki yaylar yatağa yapısal destek sağlıyor. İşte ara filamentler de hücreye çok benzer bir yapısal destek sağlar hücrenin mekanik gerilmelere direnç göstermesini sağlayarak hücre şeklinin korunmasına yardımcı olur aynı yatakların içindeki yaylar gibi değineceğimiz son yapı morla gösterdiğim işte bu tüpler bunlara mikrofilamentler deniyor mikrofilament çapları 7 nanometre civarında diyebiliriz şunu hep aklımızda tutalım Mikrofilamentler, ara filamentler, mikrotübüller bunlar, bunların hepsi, bunlar hep proteinden oluşuyor. Buralar hep proteindi diye düşünün yani. Mikrofilamentler hücre hareketinde rol oynuyor. Aslında bu hareket sil veya kamçılarla yapılan hareketten farklı. Sil ve kamçılar hücrenin dışında yer alıyor. Mikrofilamentlerse tüm hücreyi içeriden hareket ettiriyor. Buna iki örnek verelim. İlki Hücre bölünmesi sırasında bu hücre şöyle bir şeye dönüşüyor. Yani ortadan bastırılmış gibi bir hal alıyor. Sonra da iki farklı hücreye ayrılıyor zaten. İyi ama hücre böyle ilginç bir şekil e, alıyorsa, yani böyle ilginç bir şekil almasını sağlayan hareketi nasıl gerçekleştiriyor diye sorabilirsiniz. Cevabı mikrofilamentler sayesinde. İkinci örneğimiz amip'ler. Amip bir hayvan değil ama yine de değineceğiz. Amip'lerde Pseudopod yani yalancı ayak adı verilen bu uzantılar bulunur. Ve bu yalancı ayaklar uzanıp bir besin maddesini çevreler ve hücre içerisine alır. Amipler işte böyle beslenir. Peki ama bu yalancı ayaklar nasıl hareket ediyor? Onlar da mikrofilamentler sayesinde hareket ediyor. Ve bu sadece amipler için değil, amip gibi yalancı ayaklarla hareket eden diğer tüm hücreler için de geçerli. Onlar da mikrofilamentler yardımıyla hareket ediyor.